Herkese merhabalar. Bugün kahvaltı benden. Ne yapacaksın anneciğim bize? Sucuklu yumurta yapacağım. Evet. Malzemelerimiz yardımcı anne hazırladı. Gerisini kızım halledecek. Evet. Hadi ocağın altını açalım. Ben de söyleyeyim hepinize merhaba. Dediği gibi kızım yardım edecek. Hafta sonları en sevdiği şey oldu bana kahvaltılarda, akşam yemeği hazırlığımda falan yardım etmeyi çok seviyor. Elimle koyayım. Eline çok dikkat et. Hayır. Koluna da dikkat et tavaya koyarken. Yardım edeyim mi anneciğim? Yok iyiyim ben ya. Gel bak ben ne yapıyorum. Yeni yemekler benden. Evet. Abla mama yapıyor bak. Bak ben mama yapıyorum bir tane. Aa! Ben. Ya? Karıştıracağım ben. Anne ben. Anne bunu da her yere sürteyim mi? Aha. Ama anne. Elinle bak dikkat et bak kenarına. O yüzden bunu biraz böyle havada yapacaksın aşkım böyle. Anne. 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 Annem. Annem. O çorba değil, o yumurta. Yumurta. Aha, yumurta. İniyor. İniyor. Tamam, in anneciğim. Şöyle çevirelim anneciğim, öbür tarafları da şey olsun. Beni şöyle çevirebilirim, o yüzden beni çevirebilirim. Aynen, onu ben hallederim. Ve bu kadar yeter. Çocuklu yumurta da çok böyle pişirirsen kurur bu. Evet. Yumurtamızı dökebilirsiniz. Verin usta. Okay. Buyurun efendim. Ay. Karıştıracak mıyım? Tabii ki. Tamam. Böyle şey karıştıracağım yine. Al bakalım annem. Güzel resmen oluyor anne. Bak anneciğim böyle böyle al. Karıştırırken korkma. Ocak batabilir. O sorun değil. Sileriz. Sen rahat çalış. Tamam mı anneciğim? Olur. Hı. Yeter ki yemeği yapayım mı? Evet. Yeter ki kendini yakmadan öğren bunları. Şimdi ne oldu? Muhteşem görünüyor anneciğim. Daha bence karıştırmasak da olur gibi. Sence? Bence de. Peki kahvaltılıkları hazırlıyor muyuz anneciğim? Hı hı. Hadi o zaman. Teşekkür ederim bana yardım ettiğin için. Benim annem orta 2'ye geçtiğim yaz annem çalışmaya başlamıştı. Ve tabii ki annem bir gün önceden yemeklerini falan yapardı çoğu zaman. Ama tabii yapamadığı zaman olurdu. Gözünün kesmediği zaman, sağlık sorunların olduğu zaman yapamazdı. İyi kötü ben annemin bana öğrettiği şeyleri yaptım. Yarın öbür gün hep derim ya ben ne olacağı belli olmaz. Yavaştan bir şeyler yapmayı öğrensin. Mesela kardeşim pek bir şey bilmezdi. Benim bir tane erkek kardeşim var. Zaten çok soranlarınız oluyor. Şöyle koyayım kolum ağrıdı. Kendisi Düzce'de yaşıyor bu arada. Hani Düzce'de olduğu için çocuklar da okulda böyle çok sık birbirimize gelip gidemiyoruz. Zaten gelse de kamerayı falan sevmiyor. O yüzden çekemiyorum. Neyse o mesela bilmiyordu yemek yapmayı falan. Ben ne zaman yavaş yavaş bir şeyler öğrendim orta 2'de falan. Orta 2'de, orta 3'te kardeşime de öğrettim bir şeyler. Ve ben hasta olduğumda hiç unutmuyorum. 2 kere öyle yaptı. Hiçbir şey yapamamıştım. Ateş içerisindeydim. Hazır çorba yapmıştı bana. Salçalı makarna ve çoban salata yapmıştı. O kadar duygulanmıştım ki size anlatamam. O yüzden çocuklara biz annesi ya da babası varsa
ya da abisi ablası yanındaysa ufak ufak bir şeyler öğretmekte fayda var diye düşünüyorum ben kendimce. Neyse, karnım çok acıktı. Kahvaltımızı yaptık. Ben bulaşıkları yerleştirdim. Mutfağımı temizledim. Ocağımı sildim. Kızım da içeriği süpürdü sağ olsun. Ellerine sağlık. Kutay da hiçbir şey yemiyor biliyor musunuz? Hep derim ya, Kutay çabuk hasta olur. Kolay kolay iyileşmez. Bakın biz iyileştik. O hala full burnu falan akıyor, keyifsiz, hapşırıyor. Ve o yüzden olsa gerek ki kolay kolay hiçbir şey yemiyor. Hiçbir şey yani. Neyse. Şunu gösterecektim. Hijyenik leke çıkarıcı. Bunu kullandın mı, işe yarıyor mu diyen bazı takipçilerim var. Ben bunu bir sefer kullandım. Evet, işe yaradı. Bir de sizinle beraber denemek istiyorum. Onda da işe yarayacak mı? Yatak örtümde kahverengi bazı lekeler var. Kutay geçen gün bir tane farımı kırmış. O fardan mı oldu? Anne. Efendim anneciğim? Oynayabilir miyim diye ne yapayım? Oynayabilir miyim öğrenmiş ya. Bir beraber deneyelim. Onda da bir faydası olacak mı? Geldik. Şimdi neredeydi ona bakacağım. Bu arada evim mis gibi biliyor musunuz? Dün bir temizlik yaptım. Hasta olduğumdan beri diyordum ya temizlik yapmadım diye. 10 numara bir temizlik yaptım ama yorgunluktan uyuyamadım gece. Siz de benim gibi misiniz? Yorgun insan uyur. Ben hayır, belimin bacağımın ağrısına yorulduğum zamanlarda asla uyuyamam. Mesela çoğu insan işte geze geze yorulur, o gece iyi uyur falan. Ben böyle çok yorulduğum zamanlarda gerek iş yaparak olsun, gerek gezerek olsun hayatta uyuyamam yani. Belim, bacağım, ayaklarım çok ağrır. Uykusuz bir gece oldu benim için, ağrılı bir gece. Ama olsun, eve sabah temiz uyandım ya, bana yetiyor yani. Şurada kızımın kıyafetlerini yıkamıştım. Ben cuma günleri muhakkak hani derin okuldan gelince bunları direkt makineye atarım, yıkanır. Ve söylemişimdir birçok kez, kurutma makinesine atmıyorum. Böyle peteklerin üstüne koyuyorum, kuruyor. Onu da biraz önce yatağın üstüne koydum. Biraz sonra da ütülerim onu. Nerede bu leke? Şurada lekeyi görebiliyorsunuz. Şuralarda da böyle hani sanki elinde kalanı böyle sürmüş gibi falan böyle lekeler var. Ucu şöyle fırçalı. Şunu sıkacağım içindeki ürünü. Ve şimdi fırçalayacağız. Vay, çıktı sanki ya. Buraya da aynısını yapacağım. Ve tabii ki bitmiyor. Şurada da var. Gördünüz mü? Burada da var. Özellikle beklettim ki hani bunu soran arkadaşlar için de göstermiş olayım diye. Yoksa dün bunu da yıkayacaktım. Bu birkaç dakika böyle bekleyecek. Ondan sonra makineye girecek. Bu ürünün kurumasına müsaade etmeyeceğiz. Öyle yazıyor çünkü üstünde. Deterjan kurumadan yıkayın yazıyor. Şimdi makineye atalım bunu. Beyazlar için deterjan ve yumuşatıcı dışında bir şey kullanmayacağım ki beraber şeyi görelim, etkisini. 5.90 mıydı neydi arkadaşlar fiyatı? Gerçi A101'de şu an yoktur muhtemelen ama neyse ki o
aktüel ürünler çok sık geliyor. Bu arada A101'in şeyi de çok güzel. Bu püskür sili var ya. Ben pişman oldum ondan 2-3 tane almadığıma. O kadar güzel sildiğiniz yeri parlatıyor ki size anlatamam. Parlatıyor ve evet bence bir günde tozlanacaksa 1,5 günde falan bence tozlanıyor. Azıcık da olsa bir faydası oldu. Kokusu da şeye çok benziyor. Bu benim sevdiğim Duru'nun bir duş jeli vardı. Lotus çiçekli. Ondan kokuyor. Tozlandıktan sonra ortam öyle güzel kokuyor ki hoş temiz bir koku. Normalde Emrah Televizyon'un farklı bir temizleyicisi vardır. Onlarla temizler o ekranları. Ama o da bu püskürtsili kullandı. O da çok beğendi. Bence çok güzel. 3 küsürdü onun da fiyatı. Lego'yu da dökmüşler bak. Lego'yu dökmüşler. Gitmişler. Başka oyun oynuyorlar. Ama abi ben alacağım. Al anneciğim abi. Tattın mı oğlum? Tattım. Sevim. Tükür de. Onu da tak. Bunu da takayım. Burnunu silelim mi anneciğim? Aa. Silelim annem. Bunu atıyorum. Almıyor. Tattım. De oldum. El yaptım. Kaçma gel gel. Kaçma kaçma kaçma. Bu ne renk? Huşu. Huşu değil annem sarı. Huşu. Huşu diye hala. Sarı de anneciğim. Huşu. Peki annem huşu de. Huşu. Sarı. Huşu. O da sarı o da sarı doğru. Anne güzel yaptı merdiven gibi olmuş sanki. Değil mi? Renk. Ne? Ne renk, renk bu? Ay, nereden öğrendin sen bunun ovunç olduğunu? Ha? O da söylüyor hep. Allah'ım yarabbim. Evet, karşıttım. Bir dakika. Bazı videoların da işte faydası. Ne bu? Bu. Uç. Uç. Allah'ım kurban olurum dillerinize ya. Green. Evet anneciğim. Bu ne renk annem? Blue. Blue, evet anneciğim. Orange. Orange, evet annem orange. Yellow. Yellow diye. Bak ablası sen neredeydi? Yellow. 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 Neymiş o? Yellow. 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 Yerim seni ya. Yellow. Yellow, evet oğlum. Orange. Orange, evet. Hadi şöyle. Anne. Oğlum ne çabuk sıkıldın annem sen. Gel bak bak bunda oyun yapalım. Olur ben burada. Aa atamadım. Gel. Olur. Dur yastıkları koyalım altı kaçırmayalım. Ne dersiniz? Bence de. Şöyle. Ha? Hadi. Hala orange. Atamayınca dibine girdi çocuk. Yellow nerede? Huşu. Sarı evet. Bir şey söyleyeyim. Anne. Derini. Ben atamıyorum. Derini. Çok havadan atıyorsun anneciğim. Anne anne. Eğlenceli mi? Neredeymiş şimdi? Kutayı yatırdım. Şimdi Derin kutayı uyuyorken ödev yapıyor. Matematik ödevi. Bir tanesini şöyle bitirdi. Yani arka kısmını bitirdi. Onlar basamağı, birler basamağı. Konuları o. Ben de yanında su dokumu yapıyorum. Takıldı olursa hemen soruyor, bakıyorum falan. Beraber takılıyoruz kızımla. Diğer ödevi de Türkçe. Genelde Türkçe ödevi de şey oluyor, böyle hikayeli. Altında da o hikayeyle ilgili sorular. Burada da bir şey yazıyor. Metni bakmadan Türkçe defterine yazdırarak soruları cevaplatınız diyor. Yani şey ben okuyacağım, Derin yazacak. Mesela cümle içerisinde özel isim geçiyor diyelim. O özel ismin ilk harfini büyük yazacaksın, Derin falan.
demiyorum. Ya da noktalama işaretlerini o kendisi çözüyor. Zaten bizim söyleyip onu yazmasının amacı da o. Neyse, kafasını karıştırmayayım, o yapsın. Ben de sudokuma devam edeyim. Aferin anneciğim. Bunda şaşırırsın diye tahmin etmiştim ama şaşırmamışsın. Mesela öğretmeni 2 onluk, 3 birlik, 4 onluk, 5 birlik. Bazılarını da tam tersini yazıyor. 7 birlik, işte 2 onluk. Ben hani şaşırır sandım. Çünkü ilk önce onlar basamağı, sonra birler basamağı geliyor ya. Birler basamağı, onlar basamağı olduğunda da şaşırabilir sandım ama şaşırmamış. 49 yazmak yerine 94 yazmışsın. Aferin anneciğim. Aferin kızıma. Bunu mu geçtin? Yatak odasına geldim. Şunu serelim. En son kızımla ödev yaptık. Derin ödevini bitirdi. Ondan sonra birazcık onunla sudoku da çözdük. Derin çok seviyor çünkü. Ay çok korktum. Beni korkutuyormuş böcekle. Beni korkutuyormuş. Poğaçam vardı, ondan verdim. Ayran çalkaladım çocuklara. Onları da yediler, içtiler. Ütüledim. Kızımın formasını falan da ütüledim. Şimdi ben de bunu ancak fırsat buldum. Yıkandı, kurutmadan da çıktı. Bunu serelim bakalım. İnşallah lekeler çıkmıştır. Şimdi hangi tarafında lekesi olduğunu bilmediğim için emin olmak için her tarafına bakacağım. Genelde şu baş kısımlarındaydı. Şimdilik burada hiçbir şey görünmüyor. Oyun oynuyorlar. Güya böcekten korkuyormuş gibi yapıyor. Gerçekten hiçbir leke yok şu anda. Hiçbir yerinde leke görünmüyor. Ay korkuyorum. Ay, ay neden? Korktum. Ay seni yerim. Sen numaradan korkmaları da mı öğrendin anneciğim? Korktum. Size yakından da göstereyim. Şöyle vallahi şuralardan da göstereyim. Leke falan görünmüyor. Şuraya da gidelim. Leke falan yok. Ben sevdim bu leke çıkarıcıyı. Dediğim gibi bulursam alırım yani. Sonuçta iki tane çocuk var evde. Bir şekilde ne kadar dikkat edilse de dökülüyor bir şeyler. Eşimin de işine yarar, arabada koltuklara falan. Kızımın da kıyafetlerini dolabına asayım. Yatmıyorum. Yatmıyorum. Yatmayacaksın. Neden? Yatmıyorum. Yat annem. Yatmıyorum. Bu arada çocukların bu dolaplarının içinin düzenini falan merak ediyorsanız aşağıya yorum bırakın. Bir video halinde. Bir pazar günü paylaşayım sizlere. Böyle aynı renkler bir arada olacak. Aynı tonlar bir yerde duracak falan. Böyle ben o kadar çok detaylı bir düzen yapmıyorum. Ya da çok wow bir katlama stilim falan yok. Benim daha rahat dizeceğim şekilde ve daha bizim için kullanılabilir şekilde ayarlıyorum tabii ki dolap düzenlerimizi. Özellikle bir de Derin kendi de alıp giyindiği için. Ama tabii ki aynı tonlarda dizmiyorum diye ya da bir katlama stilim olmadığından da bir düzenimiz yok değil tabii ki. Tek dersini sizin için çekerim. Arkadaşlar ben mutfağa geldim. Emrah işten geldi. Kızımla beraber A101'e ineceğiz. Aslında Kutay'la üçümüz beraber inecektik. Emrah'ın da çıkış saatine yakın. Hem o da arabayla bizi geri getirirdi. Çünkü A101 biraz aşağıda kalıyor bize. Ama Kutay'ın karın ağrısı var gibi görünüyordu. O yüzden onunla çıkmak istemedim. Ona eziyet olurdu. O hava alsın istiyordum ama yapacak bir şey yok. Neyse dedim. O zaman Emrah gelince Kutay'la kalır. Ben de A101'e bir bakarım. İstediğim şey var. Kutay'ın
için çoraplarını koyacağım bir plastik sepetler oluyor. Genelde A101'de oluyor yani, o haftanın ürünü olsa da olmasa da ben görüyorum bizim bu A101'de. Ona bir bakayım, varsa ondan almak istiyorum. Çıkmadan da yemeğimi yapayım dedim. Fırında patates, tavuk koydum. Bir tane de domatesim vardı, onu da içine rendeledim. Bol sarımsak ve baharat. Onu fırına atacağım. Yanına da tereyağlı erişte yapacağım. Kamerayı yanıma götürmeyeceğim çünkü şarjı bayağı az. O şarj olsun o ara. Ben geldiğimde de bir şeyler almış olursam eğer onları gösteririm. Böyle şimdi fırına koyayım yemeği. Çok tatlıyız. Çok tatlıyız, pek tatlıyız. Evet. Anlatacak mısın? Anlatacağım. Anlatmasam iyiydi. Anlatmayıp göstereyim istersen. Bence de göster ama o kurtulmuş hali yani. Evet, akşam yemeğinden geriye kalanlar bunlar. Emrah biraz... fırında unutmuş. Borcam simsiyahdı. Simsiyah yani bu. Ya aslında kalan sağlar bunlar. Ben bakmıştım yarım saat sonra ama daha tam pişmemiş gibi geldi bana. Dedim ki bir 10 dakika daha pişsin bu dedim. Sonra bilgisayar başına geçtim. İşe dalınca da unutmuşum. Evet. Sonra böyle bir koku geldi burnuma. Sonra ama nasıl koştum oradan buraya, ışınlandım zannedersin. Kapağı açtım zaten, o zaman da buhar bir suratıma bir geldi. Birazcık elim de yandı azıcık. İdare ediyor ama yenir güzel. Yenir öyle şey, derilerini falan evet, soydum. Çok, biraz daha derisi kavrulmuş. Ben böyle daha seviyorum, çok pişmiş güzel, o iyi oluyor yani. Yalan, kuru hayatta sevmez. Hep evet, söylerim, ekmek banıp yemeği sever. Neyse artık bugün böyle idare bugün, edeceğiz. Mecbur. Mecbur yani. Öyle. Ne çabuk da kızarmış yanmış, ben anlamadım ya. Halbuki yeni bakmıştım ya. Evet, biz de dedim ya A101 biraz ileride yürüme mesafesi var. Bir de çıkınca derinle bime de girelim, şoka da girelim. Erken biraz önce gezdik biz. Yani eve gelmemiz bizim bir saati buldu mu? Bir saat olmuştur. Bir saat olmuştur. Yapmış. Şimdi adamda da hata yok. Bende de yok şimdi. Allah'tan çok yanmadı yani. Yenebilir ama. Öyle yapacak bir şey yok. Şöyle erişteyi de açladım da şöyle çocuklara ayırdım birazcık soğusun diye. Erişte görünüyor mu? Çok mu ışık parlıyor şu anda? Erişte de bu arada organik, bu memleketten geldi. Ay öyle güzel kokuyor. Oh, bunun üstüne yaptım. Evet, bunun üstüne böyle bolca peynir dökeceksin. Benim babam tulum peyniri falan döküp sever. Çökelik de döken var ama ben normal böyle beyaz peynir, kaşar, oh muhteşem oluyor. Ve şu ara iri doğranmış salatalıkla cacı seviyoruz. Kısa aşkım. Şöyle bayağı iri doğruyoruz salatalığı ve koyu kıvamda seviyoruz. Öyle cacık yaptım ve hemen yemeğe geçmeden neler aldığımızı göstereyim size. Dediğim gibi A101'e uğradım. A101'e de bir sepet için gittim ama bayağı büyük böyle sepetler vardı. O yüzden işimi görmezdi, almadım. Ben de görünce yine bir şey alayım dedim. Aslında BİM'de görmüştüm. Ben de ona denk gelemedim. Ağzı kapaklı 4 boydu böyle. Hani hamur mayalarken falan güzel olur. Kısır falan bulguru şişsin diye beklerken kapaklı güzel olur. Ona denk gelmedim. İnşallah gelirsem bir gün onu almak istiyorum. Bu arada bazı arkadaşlar var içinizde. Tuğba şunu istiyordun deyip de bana DM'den atanlar da var, bu hafta gelecekmiş diye. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Çok mutlu olurum DM'den benimle paylaşırsanız gelecek diye. Neyse şunlar 1 lira mı 1,5 lira mı neydi? Küçük güzel olur dedi. Böyle cacık salata falan yapacağım zaman ya da meyve yıkayacağım zaman falan iyi olur dedi. Bir de şöyle küçük bir süzgeç aldım. Ne bu da, ne bileyim, çocuklara bazen az makarna yapıyorum ya da garnitür falan bir şey haşlanıyor, onu süzmek için iyi olur dedim küçük. Sonra A101'den Emrah'la kendime crunch aldım. Bunlar zaten şu ikisi çocukların, bir de kreker vardı evet. Şu ikisi süt burger, çikolatalı olan, iki de kreker. Bunlar çocuklar için, bu crunch bizim için. Çocuklar yatınca film keyfi yaparız dedik. Şöyle jelibonlar. Bizim evde diyorum en çok jelibon ben seviyorum. Emrah kolay kolay jelibon zaten yemez. Görünce yine alayım dedim. Ben Lidl'ın bu yeşil paketlisini özellikle çok seviyorum. Bunu aldım. Patito. Bu acılı kırmızı biberli. O kadar güzel ki yani. Ben çok seviyorum. Yani diğer marka cipslere taş çıkarır bence. Tadı da çok güzel. Sakız aldım. Ben seviyorum sakız çiğnemeyi. Ve en sevdiğim sodalardan ananas mangolu olanı aldım BİM'den.
karışık oldu değil mi? Kırınç. Doğru, sadece plastik şeyleri aldım. Bir de kırancı A101'den aldım. Gerisini Bim'den almıştım. Evet, aldıklarımız bu kadar. Hemen biz yemeğimizi yiyelim. İyice soğumadan tavuk patatesi yemek için can atıyorum. Ne yapıyorsun canım sen? Buz koyuyorum. Buz kalıbını dolduruyor. Uzun ne zaman aldım? Uzun ne olmaz? Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.